Kendine gitmemiz lazım. Hepinizden özellikle rica ediyorum. Beşlik güçlü alkışlarla karşılıyoruz lütfen. Erdemli Mehteran takımımız ve Ay Yıldızlı bayraklarımız meydanımıza giriyor. Alkışlıyoruz çok güçlü. Arkadaşlarımıza, mehteranımıza biraz yer açmalarını rica ediyoruz yan taraflarda. Çok teşekkür ediyoruz. Ayet 169 ila 170. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlere canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Selam olsun Şerife bacılara, selam olsun yiğitleri kanlılara, selam olsun Erdemlilere, selam olsun Ömer Halis Demirlere ve de selam olsun ölüme meydan okuyan bütün can ve cananlara. Çok mu ağladım? Baba, o geceyi bir de benden dinle.
Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Mevsim yazdı. Kanat seslerinin ardından muhteşem bir koku yayıldı. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Onun karşısında duran çakallar gibiydiler. Ve saldırdılar. Silahımı çekip baş haini alnımdan vurdum. Ve sessiz ve sessizlik içimde huzur. Duygu seline kaptırdılar. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocalarımıza. Allah razı olsun. Neredesin babam? Derdin neredesin babam? Her kahraman Türk milleti. Orduları pek çok zaman vermiştiler dünya yaşan. Koymuşum Türkiye'nin yoluna. Üstümde yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıradımı suladım. Kırmağının akışına ölürüm. Türkiye ölürüm, Türkiye ölürüm, Türkiye. Yakın yeri bu sine. 90 yıldır çile çekmiş hep yine. Bunlarla da su doldurur emine. Mavi boncuk takışına ölürüm. Türkiye ölürüm, Türkiye ölürüm, Türkiye. Rabbil Alemin. El Fatiha. Sonradan yardım.
AK Parti ilçe başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım, basınımızın güzide insanları ve 15 Temmuz görünürde sadece İstanbul ve Ankara merkezli bir kalkışma gibi gözükse de tüm yurtta olduğu gibi güzel Erdemli'mizde de semaya yükselen selalar ile ordunun ve devletin içine yerleşmiş hain terör örgütü FETÖ'ye karşı adeta yeni bir milli birlik ve beraberlik ruhuyla göğsünü siper eden on binlerce Yörük Erdemli halkı, Türkmen beyleri, Yörük anaları, cesur kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. İlçe kaymakamım, kıymetli belediye başkanım, çok saygıdeğer protokol, 15 Temmuz o karanlık gecede, 15 Temmuz o karanlık gecede Türkiye'nin pranga vurmaya çalışanlara karşı tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de, Erdemli'de yüreklerini ortaya koyarak bu meydanlarda demokrasi nöbeti tutan tüm vatandaşlarımız, hemşerilerimiz, analarım, bacılarım, kardeşlerim, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu vatan toprağı için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Yattıkları yer nur, mekanları cennet olsun inşallah. Değerli arkadaşlar, bugün Orta Doğu'nun haritasını değiştirmek isteyen, bu ülkeler, Orta Doğu'nun haritasını değiştirmek isteyen emperyalist güçler dün Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Ürdün'de yapmaya çalıştıklarını Türkiye Cumhuriyeti'nde yapmaya çalıştılar. Ama çok şükürler olsun ki biz Çanakkale'de destan yazan ecdatlarımızın uğruna, bayrak uğruna, istiklal ve istikbal uğruna bu meydanda Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi 27 gün boyunca Cumhurbaşkanımızın sokaklara çıkın çağrısıyla birlikte nöbet tutan Erdemli'nin asil, aziz insanları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 15 Temmuz bir destandır. 15 Temmuz bu milletin yeniden dirilişidir. Çünkü bu asil ve aziz millete yıllarca diz çöktürmeye çalışan, 60 ihtilalinde bir başbakanı, iki bakanı asan, 80 ihtilalinde kardeşi kardeşe kırdıran, kardeşi kardeşe silah sıktıran o zihniyet, 28 Şubat'ta postmodern darbe ile ülkemizin önünü kesmeye çalışan o askeri vesayet, kısacası yıllarca bu ülkenin içerisine, ülkemizin içerisine, milletimizin içerisine sızmış olan 40 yıldır bu milletin kanını emen, canına kasteden o hain FETÖ darbe girişmesinde aslında bu ülke 7 düvele karşı istiklali için, istikbali için, bayrağı için, demokrasisi için ve ülkemizin geleceği için 27 gün boyunca demokrasi nöbeti tuttu. Geleceği için, ülke toprağımızın bölünmez bütünlüğü için şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Milletin tarihine baktığımızda şanla dolu olduğunu, şerefle dolu olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. Aslında bu aziz milletin her bir tarihinin her bir sayfası destanlarla dolu. Dün Çanakkale'de 7 düvele karşı kafa tutan bu asil milletin evlatları, Dumlupınar'da yine emperyalistlere 7 düvele karşı kafa tutan yine bu asil milletin evlatları, Kurtuluş Savaşı'nda Dumlupınar'da hülasa memleket söz konusu olduğunda, vatan söz konusu olduğunda, devlet söz konusu olduğunda, millet söz konusu olduğunda, bayrak söz konusu olduğunda, din söz konusu olduğunda bu aziz milletin evlatları, bu asil milletin evlatlarını canını dişine takarak, canını içe sayarak ülkesi, namusu ve vatanı için mücadele etti. İyi ki böyle bir asil milletin evlatlarıyız. Kim ne derse desin, kim hangi sinsi plan uygularsa uygulasın,
İnşallah kıyamete kadar bu aziz millet, bu asil millet varlığını ve hür ve bağımsız yaşamasını sürdürecek. Bundan zerre kadar endişemiz yok. Çünkü şair ne diyor? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor. Bu toprağımızın her bir karışının şehitlerimizin kanıyla sulandığını biz biliyoruz. Nasıl dedelerimiz bedel ödeyerek, canını vererek, kanını vererek bu aziz milleti, bu aziz devleti bize emanet ettiyse inşallah biz de kanımız pahasına, canımız pahasına ülkemizi inşallah kıyamete kadar varlığını sürdüreceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki bir olduğumuz müddetçe, iri olduğumuz müddetçe, diri olduğumuz müddetçe 21. asır Türk ve Müslümanların asrı olacak. Bundan zerre kadar endişemiz yok. Bu duyguyla çalışıyoruz, bu ihlasla çalışıyoruz, bu imanla gayret ediyoruz. İnşallah dün 3 kıtada at oynatan bu asil milletin evlatları 21. yüzyılda inşallah dünyanın efendisi olacak inşallah. Biz bunu sağlayacağız. Var gücümüzle sağlayacağız inşallah. Kimin sinsi planının hiç önemi yok. Kimin kahpe planlarına hiç önemi ve emniyet yok. Çünkü biz bu aziz milleti seviyoruz. Bu asil milleti seviyoruz. Bu asil millet için bu meydanı şereflendiren 7'den 70'e her bir ferdimizin bir santimetre karesi toprağımız için canını vermeye, kanını vermeye hazır bir asil millet var. Diyorum Cenab-ı Hak birliğimizi daim eylesin. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Anayla yutun, gülerek şehit olan şu millete bakın hele. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Erdemli Kaymakamımız Sayın Avni Kulay'ı mikrofona arz ediyorum. Basına da yansıdı biliyorsunuz hepiniz. İngiliz gemileri açıkta kendi vatandaşlarını güya kurtarma bahanesiyle, Amerikan donanması açıkta, Suriye'de bir oluşum açıkta, bir anda ülkemize saldırmak için Allah korusun eğer darbe başarılı olsaydı sanıyorum Suriye'den daha kötü olacaktı. Yok olma tehdidiyle, Anadolu'dan toptan sürülme işaretleriyle karşı karşıya kaldı. Belki yeni bir fetret devri, belki 100 yıl sürecek bir kaosun ilk fırtınası servis ediliyordu. Ülke teslim alınacak, devlet teslim alınacak, millet esir alınacak, birbirine kırdırılacaktı. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük felaket kapımızı çaldı. Bir yıkım, bir çok uluslu savaş kapımızı çaldı. 15 Temmuz şok dalgasıdır. Bu Anadolu'ya yerleştiğimiz günden bu yana karşılaştığımız dördüncü büyük şoktur. Birincisi Haçlı Savaşları'ydı. İkincisi Moğol istilasıydı. Üçüncüsü Birinci Dünya Savaşı'ydı. Dördüncüsü 15 Temmuz saldırısıdır. Geleceğin tarihi bunu böyle yazacaktır. Bu saldırının arkasında Çanakkale'de ne kadar güç varsa o kadar güç, ülke vardır. 15 Temmuz böyle bir saldırıdır. 15 Temmuz bu yüzden bir darbe girişimi değildir. Türkiye'ye yönelen açık bir saldırının, savaşın ilk aşamasıdır. İlan ediliş biçimidir. Anadolu tarihinin sayfalarını kapatmak istiyorlar. Selçuklu ve Osmanlı defterini dürmek istiyorlar. İçerideki ihanet örgütleriyle beraber yeni Haçlı saldırılarını başlatmalarının sebebi bu. Saldırılar devam edecek. Açık savaş devam edecek. Yeni küresel güç hesaplaşmasında ana cephe bizim coğrafyadır. Türkiye bu coğrafyanın tam merkezindedir. Hesaplaşmaya biz tam bir devlet, özgür ve bağımsız ülke olana kadar devam edecek ve Allah'ın izniyle, yardımıyla bu mücadeleyi Türk milleti kazanacaktır. 15 Temmuz şanlı yıldönümümüz, direnişimizin yıl dönümünde darbe ve işgal girişimini savuşturan ve bastıran
ve kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni muhafaza etmemizde başkomutanlık görevi ve rolünü üstlenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyor. 15 Temmuz gecesi şehit olan başta Ömer Halis Demir olmak üzere bize bu aziz vatanı canlarını ödeyerek emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Yaşayan gazilerimize uzun, sağlıklı ömür diliyorum. Saygılarımla. Evet, birlikteliğimizi gösteriyoruz. Hem de birlikte alkışlar mı yüzüysen? Alkışlarla tempo tutuyoruz. İşte birlik, işte beraberlik diyoruz. Bayraklar havada lütfen. Bu vatan bizim, mezarlar bizim, her yerde izi var. Maşallah. O zaman şöyle onlar bayrakları kaldırsın. Bir de müzik verelim, değil mi? Müzikle beraber hem bayraklarını sallayıp hem oynasınlar istiyorum. Maşallah. Yanlarımıza biz de tempo tutalım ellerle lütfen. Şu küçük yürekleri alkışlayalım. Ellerden İzmir'e attım. Aşkıyla birlikte ısıtıp yaktım. العظيم ذل حرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم إلهي يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين أي bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden varlığından rahmetinden haberdar eden yüce Rabbimiz her türlü hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı sana arz ediyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Bütün kutlu nebilere selam olsun. Ya İlahel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, bilhassa Server-i Esfiya, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e sonsuz salatu selam ediyoruz. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyiden evveline vel ahirin diyerek salatımızı, selamımızı Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a arz ediyoruz. Kuşatan Yüce Rabbimiz suçlarımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı itiraf ediyoruz. Sen bizleri bağışla ya Rabbi. Ey Rahman, ey Rahim, ey Kerim olan Ulu Allah'ımız, rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini bizlerden esirgeme Allah'ım. Allah'ım, umudumuzu, huzurumuzu, birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Onların hilelerini bozanların en hayırlısı sensin. Hilelerini başlarına çevir ya Rabbi. Kardeşliğimizi daim ve baki eyle Allah'ım. Görünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, tefrikaya düşmekten bizleri her daim muhafaza eyle ya Rabbi. Biz sana dayandık, sana güvendik, gücümüzü sana imandan aldık. Sana olan imanımızla cesaret bulduk. Ya İlahel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, gençlerimizi imanla, vatanın sevgisiyle, şehadet bilinciyle yetiştirebilmeyi, bayrak sevgisiyle yetiştirebilmeyi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bu idrak ve şuurla yetiştirebilmeyi sen bizlere lütfeyle ya Rabbi. Verham mevtana lillahi rabbil alemin. Şehitlerimizin ruhi için lillahi ta'ala el-Fatiha. الصلاة والسلام عليك
الصلاة.